kitabı okurken seni çok andım zaten senin önerinde. Şunun için çok andım, biliyorsun seninle aramızdaki temel farklardan biri de rüyadır. Evet. Hani bu kitapta mesela Murat'ın rüyaları diye okuduğum da çok oldu. Çünkü ben rüyadan da hoşlanmam, rüya anlatısından da hoşlanmam. Geçen gün de işte bir yerde psikanalizle ilgili bir belgesel izliyordum. Orada tamam ne olarak bak yani. Psikanalize bayılıyorum. Ben rüyalı psikanaliz kısmını seviyorum zaten. Rüyanın kendisini değil. Ha ya Freud'un teorilerinin saçma sapan olduğunu iddia eden bir bilim adamı konuşuyor ama eski zamanlardan, yeni değil. Şimdi tam net de söyleyemiyorum. Yani el alemin sıkıcı rüyalarını niye dinleyeyim diyor. Falan yani. Halbuki onun gerçekle iliştiği nokta benim ilgimi çekiyor. Yoksa rüya anlatısı, rüyası, hayatını bildiğim ve gerçekteki göndermelerini çözmeye çalıştığım zaman benim için rüya ilginç. Burada da tabii sürekli böyle bir o rüyanın, ki bir rüya anlatısı diye düşünüyorum ben bunu, bunun gerçeğe iliştiği parçaları yakalamaya çalışmakla geçti anlatıyı okumak, romanı okumak. Tabii şunun eksikliğini çok hissediyorsunuz. Bize çok uzak bir kültür Japon kültürü ve biz Japon kültürünü çok nasıl diyelim dünyaca bilinen klişeler üzerinden biliyoruz. Ayrıntılı bildiğimiz bir şey değil, inceliklerine vakıf değiliz. Çok kaba şeyler biliyoruz. Japon fotoğraf çeker Japonlar, yerde otururlar bizim gibi yaşarlar yani ayakkabıyla eve girmezler. İşte az eşyaları vardır. Çiğ balık. Çiğ balık yerler vesaire vesaire. Özel. Çok saygı da saygı meraklısıdırlar filan. Yani sonuçta bütün dünyanın bildiği şeyler. Peki bu kültür bu kadar basit bir kültür mü? Bu arada Japon sinemasına da bayılırım yani. Japon sinemasının çok iyi örneklerini de seyrettik zamanında. Ve o filmlerden gördüğüm şey de aslında bu kadar basit bir şey olmadı ki öyle zaten. Bilmiyorsak bizim ayıbımız. Son derece derin bir kültür var orada ve mitolojiyle, kendi hikayeleriyle, kendi toplumsal kodlarıyla beslenen bir kültür. Bu kültürün kodlarına vakıf olmadığım için birçok kavramın açıkta kaldığı ve bağdaştıramama yani o anlatıyı bir yerinden bağlayamama sıkıntısı yaşadım aslında ama genel olarak tabii başlangıçta sıkıntı çektiysem de sonrasında da zevk aldığımı söylemek zorundayım. Yani bir gerçeküstü edebiyatta. Şey tabii ilginç yani şimdi Japon yazar tabii Kobabe ve Japon kültürünün tabii ki içinden çıkmış ama kendisi de Batı kültürünü okuyarak kendini geliştirmiş ve hakikaten Kafka'dan, Dostoyevski'den, Nietzsche'den başka birçok yazardan doğrudan etkilenmiş ve bu etkiyi de saklamayan da bir yazar. Dolayısıyla biz çok garip bir deneyim yaşamış oluyoruz. Biz de sonuçta bütün bir kendi kültürümüz zaten Batı'ya çok yakın bir kültür Japon kültürüne kıyasla. Çünkü ne de olsa en azından bu tek tanrılı dinlerin bu Mezopotamya merkezli üç din birbirinin mezhebi olacak kadar yakın Japonların inanç sistemiyle kıyaslandığında hemen hemen aynı hikayeleri paylaşıyoruz. Mesela İbrahim'in hikayesi dediğimiz zaman hepimiz aynı şeyi hemen anlıyoruz değil mi? Azrail dediğimiz zaman hepimiz neredeyse aynı şeyi anlıyoruz. Dolayısıyla bu farklılık onun Batı kültürünün üzerinden tekrar gelerek bu kitabı yazması, bizim de tabii bu kültürle tekrar okumamız ilginç kesişimler yaratıyor. Beni o yüzden çok etkiliyor. Bir de dönüşüm tabii. Dönüşümle başladığı için ben bir de tabii şeyi unutmamak lazım. Yani sonuçta Japon kültürü dediğimiz şeyi biz kuvvetiyle de tanıyoruz. Yani çalışkanlığıyla. İşte Japonlar neden intihar ediyor? Çalışmaktan. Yani çünkü o gururdan bir en iyi bildiğimiz şey o. Yani bütün dünyaya mal olmuş kavramları da aslında erdemlere ilişkin kavramlar ve erdemler toplumun çok derinlerine kök salmış şeyler. Bizdeki gibi kolayca elden çıkarılabilen şeyler değil. Adam işte Kyoto depremi oluyor. Orada bilmem kaç kişi oluyor. Su İşleri Bakanı intihar ediyor hemen. İşte harakiri, kamikaze bu kavramlar dünya literatürüne Japonya'dan geldi ve hepsi insanın erdemli varoluşu üzerine kavramlar. Tabii şimdi Çinliler açısından bakarsak da bambaşka bir işgalcilik vesaire de var. Yani o tabii. Japon şeyi de başka bir saldırgan tarafı da. Yani şimdi ülke üzerinden, kültür üzerinden konuşmak da tabii başka bir yere götürüyor. Ben şeyi not aldım. Bu turp filizine dönüşme meselesini ve sonra şunu kafaya taktım. Yani bu dönüşüm tamam ilk akla gelen dönüşüm edebiyat deyince başkadaşım metamorfoz
Kafka'nın adam uyanınca böcek olarak bulacak kendini ve gittiğinde de o böcek yemeden içmeden kesilip kağıt gibi bir boyutlu bir şeye dönüşüp süpürgeyle atılıp gidecek. Fakat başka edebiyatta yok mu dönüşüm konusu, dönüşümü merkeze alan? Sonra çok yıllar önce çocukken okuduğum bir kitabı hatırladım. O zamanlar yazarının önemli bir yazar olduğunu da bilmiyordum ben onu okurken. Tamamen böyle tesadüfen bir sahaftan bulmuştum ve bir daha da baskısını da bulamadım aslında. Philip Roth, Philip Roth'un Meme isimli bir romanı vardır. Şu anda baskısı da yok aslında. Çok ilginç bir roman çünkü adamın biri bir gün böyle göbeğinde bir yerinde bir sivilce gibi bir şey çıkıyor. Ve gitgide büyüyor, gitgide büyüyor ve adam romanın çok başlarında bir yerinde bir büyük memeye dönüşüyor. Gözü, kulağı, hiçbir şey olmayan, sadece bir kadın memesi yani. Kocaman bir 70 kilo ağırlığında bir memeye dönüşüyor. Ve romanın geri kalan kısmında bu memenin kendi işte yakın çevresi, onu ziyarete gelenlerle falan ilişkileri. Ve memenin durumu şu, yani adamın durumu, adamın kadın memesine dönüşmesi çok ilginç zaten. Çünkü bir şeyde, bir gün tatile gittiklerinde sevgilisinin göğüslerine bakıyor ve "A ne güzel bir şey" diyor, "keşke benim de olsaydı." Bir saçma sapan bir dilekte bulunuyor. Dileğine dikkat et, gerçekten bilir. Dumanın üstüne kurmuş yani. Velev ki böyle bir şey diledin de oldu. Ve Philip Roth'un romanında adam koskoca bir memeye dönüşüyor ve bütün ikilemi şu: ya beni birileri sevsin, okşasın ve ben zevk alayım bile aklımı kaybetmiyor. Yani sürekli akıllı kalmaya çalışayım, düşünceyi kaybetmeyeyim. Çünkü zevke doğru gidersem düşünceden tamamen kopacağım. Ve bütün romanın bunun üzerine, tabii ben bunu 12-13 yaşında nasıl duygu içinde okudum, nasıl yer etmişse, ne zaman bir sivilce çıksa şaka bir yana, yani bu dönüşüm meselesi aklıma bir onu getirdi. Bir de tabii Gogol'un burun muhtemelen en eski örneklerinden bir tanesi, ama tabii mitoloji de var bir yanda. Şimdi bunlar modern edebiyat. Gogol de öyle, yani memurun burnu kaybolur ve bambaşka bir evde birisi ekmek alır, içinden bir burun çıkar. Bir şey hani çivi çıktı falan ekmekten olur gibi burun çıkıyor. Şimdi o ayrı bir hikaye, ama metamorfoz meselesi, başkalaşım meselesi, insan hayvan dönüşümleri zaten mitolojiyle birlikte. Tabii. En şey meşhur da Ovid'in metamorfozları. Ama yine de bitki insan dönüşümünü bulmak kolay değil. Yani bitkiyle insan arasındaki, ne de olsa hayvanları kendimize herhalde yakın buluyoruz ki, ne bileyim, yılan kafalı adam ya da deniz kızı hayal etmek, işte fil yarısı insan, yarısı at, yarısı insan, kolay. Mitoloji doğru ama zaten. Şey çok fazla yok. Bir ağaç tane vardı, ağaç şey buldum, Defne'nin hikayesini buldum. Hani kaçıyor işte Defne, çok güzel bir kadındır ama ağaca dönüşerek ancak kurtuluyor. Aradım çok da fazla bulamadım ama modern edebiyattan bir şey sonra aklıma geldi. Boris Vian'ın Günlerin Köpüğü romanında, o da böyle sürreel bir roman. O da çok hızlı yazılmış bir roman aslında. Boris Vian'ın bir özelliği zaten çok genç yaşta öleceği bilgisine sahip olduğu için hayatı dolu dolu yaşayıp her şeyi hızlı yazıp hızlı müzik yapan bir adam. Orada sevgilisi adamın bir hastalığa yakalanıyor ve ciğerlerinde, akciğerinde bir nilüfer büyümeye başlıyor. Ve o nilüferin büyümesi ölümcül bir rol alıyor. En çok yakın bulabildiğim, yani bu turp meselesi de bu. Bu Kobabe'nin romanı da hızlıca özetlemek gerekirse aslında böyle başlıyor. Adamın bir gün bacağında turplar çıkıyor, tamam, ne yaparsınız siz olsanız. Bunu sordurtuyor çünkü Kobabe'nin karakterlerinin hepsi hemen hemen hep okumuş, yazmış modern insanlar, meslek sahibi insanlar, rasyonel insanlar. Zaten güzellik de orada. Rasyonel insanın başına irrasyonel şeyler gelince tuhaf şeyler, güzel şeyler çıkıyor oradan. Dermatolog diyor tabii, yani deri hastalığı olsa gerek diye. Dermatolog da burada hastanede bakıyorlar, hakikaten durumun senin iyi değil. Bir deri hastalığı. Aslında öyle de değil, yani çok garip bir şey. Mesela kendisinin ya da bizim okur olarak karşıladığımız kadar tuhaf da karşılamıyorlar. Evet, evet. Yani olağanüstü bir şeymiş gibi bakmıyorlar. Yani kaplıca tedavisi veriyorlar adamı mesela. Zaten ilk şeyi Kafka benzetmelerinde bu bürokrasi meselesi de var aslında. Evet, sayılan şeylerden biri de o. Orada da sorunları çözmeyen, sorunlara sorun katan bir bürokrasi ile karşılaşıyor. Hastaneye gittiğinde bekliyor, azarlanıyor, doktor tarafından küçümseniyor. Zaten bu bir şey de var, hani bu doktorların tanrılaştırılması ve acayip bir
şey gösterilmesi, itibar gösterilmesi bütün kültürlerde var anladığım kadarıyla. Orada da böyle bir süreç de başlıyor. Aslında hikaye bence Türk filizi çıkıyor ama fikir kutusuyla başlıyor. Evet. Çalıştığı şirkette şey öneriyorlar, fikir kutusu diye bir şey uydurmuşlar. Bütün çalışanlardan, tam Japonlara uygun bir şey, bütün çalışanlardan bir fikir üretip o kutuya atmalarını istiyorlar. Ayda iki defa yeni ürün projesi üretmeleri. Bu da laf olsun diye kanguru defteri diye bir proje atıyor ve en iyi proje seçiliyor ama ortada bir proje yok. Zaten biz ne şirket olduğunu başta tam da anlayamıyoruz, evet. Ama sonra anlaşılıyor ki yani bu tür tasarımlar yapan, böyle bir kırtasiye, evet, ürünleri üreten bir yer olabilir pekala. Evet. Kanguru defteri bir defter olacak sonuçta, evet, değil mi? Bir takım cepleri olan. Yani cepleri olan kanguru defteri ama orada da zaten daha sonrasında da bu kangurunun kesesi, varlığı, ne kadar canlı olduğu, kendinden kopabildiği ile ilgili de bir takım o gerçeküstü dünyanın içine yedirilmiş pasajlar var. Hani birebir şunun karşılığı demesi zor bir kitap zaten. Evet. Şimdi bu hastane meselesi aslında önemli. Dediğin gibi adam hastaneye geldikten sonra evet böyle bir teşhis koyuyor, tamam kaplıcaya gidersin falan diyorlar ama adamı bir yatağa bağlıyorlar, serumları takıyorlar ve ondan sonra o yatağa bağımlı hale geliyor ve bir tür nesneleşmesi, eşyalaşması. Zaten o noktadan sonra roman nesneyle insan arasındaki geçişlilik üzerine. Mesela bir yerde 61. sayfada ben not alıyorum meselesinin önemsizleşmesi. İşte şey yapılacak, adam giyinecek, soyunacak vesaire bir şey yapacak. Burası kadınlar tuvaleti ama diyor, yani buraya girmeyeyim ben diyor. Aman neyse ne, şimdi bunları düşünmenin sırası değil. Hem şu anda erkek misin kadın mısın kimsenin umurunda bile değil. Orta kapı açık bir yerde yuvarlayıp Türk filize dikkatini çekmişti falan diye devam ediyor ama artık siz hastasınız orada, kadın ya da erkek olmanın ötesinde. Evet. Hasta kategorisine geçiyorsunuz. Hasta nesneye yakın bir, evet, şeye dönüşüyor. Ya hasta şey, aslında genel olarak itaat etmesi beklenendir ya. Hem itaat etmesi hem de bir takım şeylerin ona işlem olarak yapılabileceği. Tabii ki, onu itiraz etme. Şimdi mesela insanın tedavisine karar vermesi ya da tedavisi hakkında söz söylemesi modern zamanlara ilgilendiren bir şey. Eski zamanlarda doktor açıklamıyordu bile neye olduğunu, zaten istediği gibi deney yapıyordu hastanın üzerinde. Bilmeden aklına geleni yapıyordu. Şimdi bugün hasta hakları dediğimiz düzenleme aslında modern zamanların ürettiği bir şey. Dolayısıyla orada edilgen ve aslında o içine düştüğü bürokrasi, tıp dünyası vesaire için bir malzeme halinde ve burada da sunulan tarafı o. Zaten bir türlü sesini duyuramıyor yazık. Yani bir söylediğinin karşılığını da alamıyor ve sürekli onu bir baskılama hali, bir cevap vermeme hali. Daha sonra bir gittiği hastanede en keskin tarafını görüyoruz. O bir tür eski zamanların akıl hastanesini andıran, evet, hapishaneyi andıran, kaçılamayan bir yer. O şeye göre. Ben diyorum ki şimdi bu kitabın yapısı ilginç, güzel bir yapısı var. Yani kurgusu çok başarılı bir roman. Aslında sahnelemeler halinde yazılmış. Dolayısıyla bölüm bölüm İlerleyelim ve bölüm başlıkları da çok anlamlı. Yani kimi zaman şeyde içeriğini de olduğu gibi anlatıyor ki benim çok etkilendiğim, iyi ki okudum dediğim bir bölüm var. Oraya da geliriz. Şimdi Türk filizi birinci bölüm. Bu bize hikayenin girişini anlatıyor. Yani olay örgüsü diyebilirsek artık. Olağanüstü başlangıç. Olağanüstü başlangıç. Adam işte bacaklarında Türk filizi çıkmaya başlıyor. Bir yandan da insanın kendinden üremesi, kendini üretip kendinden üremesi çünkü onunla besleniyor. Evet. Süreç boyunca bacağında çıkan Türk filizlerini yiyerek ayakta duruyor. Çünkü aç kalıyor. Aç kalıyor ve tehlike başlıyor. Yani kirleniyor mesela billahında. Nasıl yiyeceğim ben bu Türk filizlerini? Korkusu içerisinde. Onları temiz tutmaya çalışıyor vesaire. Şey tuhaf ama değil mi? Bütün sürreal, yani gerçeküstü bu kadar olgunun içerisindeki kaygıların hepsi çok gerçekçi. Tabii. Kirlilik, evet, ölüm, hastalık, açlık, bütün bu kaygılar sürüyor ama yani orada cinler çıksa ama da mesela akıl da şey, rüya da böyledir ya. Evet. Yani onun için bende çok rüya etkisi uyandıran bir kitap oldu bu. Yani rüyada da akıl yerindedir aslında. Bazı şeyleri kabul etmiştir rüyada. Yani uyduruyorum, işte gökyüzünün aşağıda, yeryüzünün yukarıda olduğunu akıl kabul etmiştir. Sorularını ona göre sorar. Ama bir akıl vardır. Yani o olağanüstü durumun
kabulü içerisinde soru soran bir akılla görürüz rüyaları aslında. Bu kitaptaki şey de öyle, akıl yerinde ve aklın kaygıları bizi asıl sorulması gereken şeylere değil, bizi okul olarak görmemizi istediği şeylere yönelen bir o durumun içindeki problemleri evet. çözmeye yönelik. Evet. Mesela şimdi serum torbasını bağladıktan sonra serum bitiyor bir noktada. Ve şöyle diyor, serum torbasına sabahın ilk ışıklarıyla iyice bakınca içinin boşalıp dümdüz olduğunu fark ettim. Bunu görmüşüzdür değil mi hastanelerde, yakınlarımızda da kendimize takıldığı zaman serum bir noktadan sonra biter ve dümdüz olur, yapışır böyle. Kurutulmuş eski bir kalamar gibi bulanık kızıl bir renkteydi. Bunu da yapabiliriz, benzetme değil mi? O anda biz de bilmem neye benziyor deriz. Yolun sonuna mı geliyordum ben de diye sorduktan sonra bu kalamara benzeyen, o anda öyleymiş gibi gelen şey bir noktadan sonra bu adam hasta yatağına bağlı bir şekilde sokağa bırakılıp bir tünelin ağzında kendine geldikten sonra ve o tünelin içerisine girip bir tür yeraltı yolculuğuna, bir tür ölüler ırmağına neredeyse bırakıldıktan sonra karşısına çıkacak olan sahnelerden bir tanesinde çok acayip bir şey oluyor. Eyvahlar olsun, başıma gelebilecek en kötü şey olmuştu işte, dediğim sebebi. Hangi ara plastik torbanın yerine organik bir maddeden yapıldığı apaçık olan bir şey geçmişti. Evet, serum torbasının yerine kalamar takmışlardı. Hemen orada çiğ çiğ, ince ince doğranmış iştahla mideye indirebileceğiniz türden kalamarın iç organları bir sashimi tabağını süslenmiş gibi başımın üzerindeydi. Hangi ara ne zaman değiştirmişlerdi aklıma almıyordu. Kalamarların cinsiyette nasıl ayırt edilir bilmediğimden erkek ya da dişi diye bir ayrım yapamasam da bu canlının karşı cinsi küstahça baştan çıkarmaya çalışan kıvranmalarına bakarak erkek olduğu kanısına varmıştım ve ondan sonra da zaten bu kalamar... Ama o kalamar meselesi çok önemli. Çünkü orada o... Ama geçiş bu. Yani serum torbasına evet. şöyle öylesine bakıp da bir benzetme, aklına gelebilen bir benzetme... Ama orada bu Daiki Kokkudu alışveriş merkezinin patlaması, iki kalamarın cinsel ilişkisinden doğan enerjinin bir alışveriş merkezinin havaya uçuracak kadar şiddetli olması filan gibi hiç alıştırmamış. Zaten cinsellik aslında alttan alta ve çok böyle bir tür dinamit gibi duruyor. Pek çok yerde süre gidiyor. Mesela pornografi kartları satan adamla filan karşılaşıyoruz sonra. Şimdi birinci bölümün sonu aslında şöyle bitiyor. Son cümleden bir öncekinde diyor ki bu benim iradem dışında gerçekleşiyordu. İrademin ötesinde gerçekleşen fiziksel bir hareketlenmeydi. Yani bize zaten başında irade dışı, iradesini sınırlı kaldığı bir hikayeyi anlattığını söylüyor. Ve diyor ki bütün bir o ayağında tüp filizleri, bacaklarında tüp filizleri çıkmasını ve bir tünele bırakılmasını kendi kendine hareket eden bir yatak var. Yatağın iradesi var, adamın iradesi yok. Ama içinde bulunduğu Atlas marka, Atlas marka hastane yatağının bir iradesi var ve o hastane yatağı hareket ediyor ve onun iradesini kabul ediyor ve kendini bu onun iradesine bırakıyor ve diyor ki serum son damlasına kadar bitmiş olsa da tükenene kadar bunları yersem hayatta kalabilecektim. Bir anlattığıdır, yani bu bir hayatta kalma öyküsü aslında. Yani turp şeyine tabii ilginç, yani baktım aklıma geldi, Çin simgeciliğinde turp kıtlığın simgesiymiş. Hastalık ve kıtlık anlamına geliyor. Burada da tam da aslında onu hem adamımız hasta hem de bir süre sonra açlıktan o turpları yiyecek. Bir şey de not aldım aslında adamın içine, yani o hastalıkla birlikte hastaneye gittiğinde, hastalık diyelim mi bilmiyorum, dönüşümle birlikte hastaneye gittiği andan itibaren bir hastaya dönüşmesi aslında o modern dünyadaki hastanın çok güzel bir betimlemesi. Yani hasta olduğumuz zaman ne olur? Nesnelere bağlanmaya başlarız. Yani işte evet serum bunlardan bir serum tanesi. Serum askısı, adamın hareket ediyor zaten. Direnler vardır, idrar torbaları vardır, elektrotlar vardır değil mi? Sürekli olarak sizden dışarıya bilgi ya da sizin içinize bir takım şeyler. Artık siz de o yatak, hasta yatağı, hasta yatağının başında bulunan bütün bu aparatlar ve değişik cihazlar ve siz bir kaynaşma içerisindesinizdir artık. Yani bir arada. Çünkü yaşamsal fonksiyonları desteklemek için onlar bir arada. Bu ne? İnsan nesne birleşmesini de aslında anlatıyor bir anlamda roman. Yani o bir şeyin serum torbasının kalamara dönüşmesi de bununla bir biçimde bağlantılı gibi. Ama ondan sonra artık tünelden içeri gireceğiz. Şimdi tünelden ikinci bölüm
bölüme geldiğimizde Ali yeşil suratlı şair. Bu ilginç. Burada bir edebi gönderme de var çünkü kendi içinde bir gönderme var ama biz Ali Sarıkalar diyarına girdik de harika değil girdiğimiz yer. Yani. Ama onunki de pek evet, değildir aslında. Evet, o da tekinsiz bir... Evet. Onu da sevmem, neyse. yani bir tekinsiz alemin içindeyiz. Bir yandan merak ediyoruz ama bir yandan da bu gerçeküstü alemin içerisinde karşısına çıkan şeyler engel ve nasıl aşacağını da merak ediyoruz. Ama gerçeküstü edebiyatın sorunu, aynı zamanda cazibesi olan şey istediğin gibi çöz. Gerçeğe uygun olması gerekmiyor. Evet. Ama orada ne kadar kendi metin içerisindeki inandırıcılığı zaten onu başarılı kılan bir şey ya. Dolayısıyla burada da gayet metin içi inandırıcılık olarak son derece başarılı altından kalkılmış. Şimdi ikinci bölüm bence bir kimlik meselesi ve yolculuk başlıyor artık. Bir şeyde akıyoruz, bir lağım kanalında akıyoruz, tünele giriyor ve yatak orada hareket ediyor. İşte burada tutlar kirlenecek korkusu var, yiyemeyeceğim korkusu var ve hani bütün bu gerçeküstü dünyanın içinde tutları yiyemeyeceğim kirlenirse korkusu zaten absürt edebiyatın evet. kilitlendiği nokta yani. O oradan başlıyor ama bu bir yandan da şu demek de olabilir. Hani zaten dünyada böyle bir yer. Akla sığıyor olması bizim düşüncelerimizin dünya içerisindeki absürtlüğünden çok da farklı değil. Hani nasıl açıklamalı bilmiyorum ki. Yani dünyada bir sürü sorun varken biz o kadar basit şeylerle ilgileniyoruz ki gibi ya da hayatımızı çevreleyen sorunların içerisinde. Şimdi burada devam ediyor bu şeyde ve bir sık sık dönen bir şiire başlıyor. Bu arada durmadan bir cinsel organ hikayesi var. Adamın çok hassas bir cinsel organı var buradaki karakter. Durmadan böyle olur olmaz zamanlarda, bundan utanç da duyuyor çoğu zaman. İradenin ifadesi olarak da bir cinsellik var. Çünkü en başta bir irade meselesini ortaya koyuyor. Ve ondan sonra da daha ilk başta hemşireyle birlikte başlıyor bu aslında cinsel hissetme diyelim. Ama oradaki hemşire o kadar şey ki böyle daha sonra karşımıza çıkıyor zaten o hemşire. Gayet katı bir şekilde bunu engelleyen ve körelten bir tarafı var. Fakat sonra şeyde işte bu ikinci bölümde bir şiir okuyor. Bu şiir de değil aslında bir tür şarkı gibi bir şey işte. Anakonda, anagonda, anagenta üzerine sürülmüş kırmızı biber yağıyla sarmışlar bir muz kabuğuna. Bu dizeler sanki bir şarkı nakaratı gibi gayet doğal biçimde ağzından dökülüyordu. Hiçbir anlamı olmasa da rayların ritmine tam olarak ayak uydurabiliyordum. Hemşire manalı manalı kıkır diyordu. Bunu sık sık tekrar ediyor. Bu bir gerçek bir şiir mi? Yazarın bu kitap için yazdığı bir şiir mi? Bunu ben anlayamıyorum. Bunu bilemiyoruz. Sonrasında burada süreç devam ederken, bu tünelde devam ederken eğri gözlü kız çıkıyor karşımıza. Şimdi eğri göz, çekik göz ülkesi olduğu için eğri göz aslında bu nasıl diyeyim ilginç bir ters aşağıya doğru, aşağıya doğru onu eğri göz olarak adlandırıyor ama anladığım kadarıyla onun Japonca'da tamamen onu ifade eden bir kelime var. Çünkü çevirinin notu var burada. Eğri göz diye karşılamayı uygun bulduk diye. Ve bu eğri göz kız üç kere karşımıza çıkacak. Sonra sayıyor da zaten. Birinci eğri göz, ikinci eğri göz, üçüncü. Bunlar aynı kişi mi değil mi? Rüya içerisinde. Aynı kişinin farklı zamanlarında. Anlatım içerisinde şekil değiştiren halleri mi? Bunların hepsini roman içerisinde bize tartışıyor zaten. Yani arada anlatamayacağımız kadar çok da çeşitleme yapmış bir yandan da gerçeküstücülüğü. Fakat çok ilginç şey şu, onları bir sürü yerine işaretledim ama sonra baş edemedim. Bir yanıyla da modern edebiyatta rastladığımız ve gerçeklikle neredeyse kilitlenecek duygusu veren şeyler de var. İşte mesela Türk Filizi Hastanesi diye bir deyim geçiyor. Tek başına gelen adam bu, başka yok ama bir Türk Filizi Hastanesi var. Yani bir Türk Filizi Hastanesi olması için bundan muzdarip, nüfusun belli bir ölçüde insanın olması lazım ama yok. Dolayısıyla ama bir şey hastanesi, bir şey kurumu hem bize arka planda var olan bir otoriteyi veya bir varlığı, bir devleti, bir yapıyı ifade ediyor. Ve aslında bize benim anladığım kadarıyla, benim yorumum olarak roman bu gerçeküstünün içerisine, bu gerçeküstücü hikayenin içerisine bir takım
somut direkler dikmiş ve onun arasında geziyor, hissi veriyor bana. Bu direkler de gerçek direkler değil aslında. Yani Türk Filiz Hastanesi diye bir şey olamaz. Ama bu direkler bizde bu izlenimi yaratıyor. Dolayısıyla gerçek hayata, içinde yaşadığımız real hayata baktığımızda da acaba bu direkler ne kadar gerçekten direk duygusunu da yaratıyor bir yandan. Şimdi bu şeye geliyoruz, Mikado diye bir tabela geliyor bu. Bir gemiye biniyor yatağıyla birlikte kanalda giderken. Artık bu yeraltı ırmağına dönüyor. Yeraltı ırmağına dönüyor, evet. Yani bir kanal ve buradaki temel bir takım tuhaf olaylar, güzel tasvirler içerisinde ilerlerken bir şey geliyor, tabela görüyor, Mikado yazıyor. Mikado bizde Mikado'nun çöpleri olarak bilinen bir oyundur. Hani biz bu şekilde biliriz Mikado'yu. Hatta Melice Dıtanday'ın da oyunu vardır, Mikado'nun çöpleri diye, çok da iyi bir oyundur. Mikado diye bir tabela görüyor ve burada da bir hafızamda bir şeyler canlanmaya başladı diyor ve bir kitap hatırlıyor. Benim çok sevdiğim bölümlerden biri oldu bu. Onun için özellikle üstünde duruyorum. Hafızamda bir şeyler canlanmaya başladı. Mikado diye bir tabela görüyor ve devam ediyoruz. Tırnakla başlıyor. Tam o sırada Mikado'nun ikinci katında o adam çikolatalı tatlısını yalıyordu. Bunu hatırlıyor adam. Bu cümleyi hatırlıyor kitaptan. Evet, oydu. Üzerimde epey bir etki bırakan gerilim romanının ilk satırlarıydı. Kitabın adı Dayı Kokuya Bomba Bakkası'ydı. Dayı Kokuya bir alışveriş merkezinin adı. Babasını kitaplığında buluyor bu kitabı. Babası bunu çok ciddi okumuş. Çünkü şöyle diyor onun içinde. 4 yıl kadar önce babama mirasından kargo ile gönderilen 3 kitaptan birisiydi. Gerçeklikle ilişki kurulan yerler ile gerçek üstünün bitiştiği yerler çok ilginç kitapta, yani gerçekten çok güzel. Ve bütün lezzeti veren o. Yani yoksa tamamen inandırıcılık dışı sürreal bir ortam içerisinde akan bir hikaye. Ama bunu öyle güzel yerlerde gerçekle bitiştiriyor ki bir anda insan alan değiştiriyor ve olandan tekrar oraya geçtiğinde olabilirmişlik hissi yaratıyor roman okuyucu üzerinde. Babamı mirasından kargoyla gönderilen 3 kitaptan birisiydi. Diğer ikisine gelince eczacılık bilimiyle ilgili deneylerin anlatıldığı kılavuz kitaplardı. İlk cildi organikler, ikincisi ise organik olmayanlar hakkındaydı. Birisini zehirleyip öldürme gibi bir planınız yoksa açıp okumak isteyeceğiniz türden kitaplar değildi pek. O yüzden biraz da boş zamanının olmasından Dayı Kokuya Bomba Vakası'nı 3 kez okumuştum. Ölen babama karşı enteresan, ilk defa aile giriyor burada ve bir de anne çıkıyor karşımıza. O da çok ilginç bir bölüm. Gözleri yüzü olmayan bir anne. Ölen babama karşı kendimi borçlu hissetmiyordum. Annemle uzun zaman önce evleri ayırmışlardı. Annem de 5 yıl önce ölüp gitmişti. Babamdan kalanları kim, hangi amaçla bana göndermişti? Gönderen aklından neler geçirerek böyle bir şey yapmıştı? Hala bilemiyorum. Bu soruyu cevaplamıyor da. Evet. Kendisi de meraktan ölmüyor. Hiçbir soru öyle cevaplamıyor. Evet, hiçbir soru. Bir de ilginç olan bir şey, diyaloglar doğal akışında gitmiyor. Evet. Mesela diyalog bir noktada bizi de meraklandıracak bir soruyla devam ediyor, alakasız bir cevapla devam ediyor. Yani o absürtlük, her şeyin karşılığını bulmaması diyaloglarda da var. Artı nitelemelerde de var. Birkaç yerde işaretledim, şu anda hatırlamıyorum. Yeri gelince anlatırım. Yine de sonuçta bana kalan bir mirastı ve mektupta elime geçer geçmez onları fırlatıp atacak değildim. Sayfaları öylesine çevirirken babamın gazlı kalemle işaretlediği yerler gözüme çarptı. İster istemez neden işaret koyduğunu merak ederken kitabın tamamını okuyuverdim. Romanın ilk yarısında epey absürt bir macera hikayesi anlatılıyordu. Diğer yarısı ise Yeşil Suratlı Şair adında romanın yazarının bir arkadaşının kaleme aldığı eleştirel bir makaleden oluşuyordu. Bu tarafta bana Borges hatırlattı mesela. Evet. Yani Borges'de de öyle yazarın arkadaşı, gizemli makale, mahlaslar, böyle esrarengiz bir mesele üzerine yazılmış, çok az bilinen kitaplar gibi bir dünya vardır. Adamın zaten şeyin... Mahlası da belli ya, pijamalı uçan balık. Evet, pijamalı uçan balık mahlasıyla kaleme alan kişi, makalede romanın asıl yazarı masumiyetini savunma görevini üstlenmişti. Babamın bile kitabın üzerine not almasına yol açacak kadar ilgisini çeken nokta ise romanın asıl yazarı ile eleştiri makalesini yazanın aslında aynı kişiler olduğundan şüphelenmesiydi diye düşündüm. Aslında ben tamamen aynı fikirdeydim diyor. Yani pijamalı uçan balık diye biri
Dayı Kokku'yla Baba Vakası diye bir kitap yazıyor. Kitabın ikinci yarısında da Yeşil Suratlı Şair diye biri bunu savunan bir makale yazıyor. Yani kitap yazılmış, okunmuş, eleştiri almış. Bu makale yazılmış hakkında. Aslında bu şey yani kendi kendini yemekle evet. Tam da o. Evet, tam da o. Evet. Kendi kendine referans vererek kredi topluyor. Evet. Sonuçta ilginç bir şekilde de bu aslında bütün bu gerçeküstücü ögelerin birbiriyle bitiştiği. Yani iyi düşünüp de okumaya çalıştığımızda bitiştiğini görüyoruz. Bunun beni neden ilgilendirdiğini, neden çok hoşuma gittiğini söyleyeyim. Adam bu Dayı Kokuya'ya geliyor sonuçta. Gemisiyle birlikte kendini orada buluyor. Ve bir aşk hikayesi de söz konusu burada. Orada da şöyle diyor. Günün birinde erişteli çorba yapan bir lokantada bizim pijamalı balık ikinci katta aniden yere uzanıvermiş. Yanındaki kadın ise bu durumu yanlış anlayıp kendisini çiftleşmeye davet ettiğini sanıp altında ne var ne yok çıkartıp adamın üstüne atlamış. Başka bir gün de lüks bir restorandan çıkar çıkmaz yanındaki kadına bana bir yarım saat verir misiniz deyip yola uzanıvermiş. Gece için süslenip püslenen kadıncağız ne yapacağını şaşırıp karakola koşup durumu bildirmiş. Düşününce bütün bu yanlış anlaşılmaların, boşuna kıskançlıkların ardında pijamalı uçan balığın yeşil suratının hikayesi varmış. Çünkü yeşil suratlı bir adam. Şimdi bu kadar absürt hikayeyi anlatmasın sanki çok normalmiş de adamın yeşil suratlı olması anormalmiş gibi onu bize açıkladığı bir yer var. Pankreas bozukluğundan kaynaklanıyor ondan. Ama diğer her şey hiçbir şey açıklanmadan kalıyor yani. Bacağında turp otu çıkması çok normal ama adamın yeşil suratı açıklanmaya muhtaç gibi beklenmedik noktalarda gerçekliğe yaptığı referansla zaten ilginç bir hal kazanıyor. Ve bu Dayı Kokuya Bomba Vakası'nın hikayesinde de absürt noktaya geldiğimiz yer şimdi bize baştan önden bir cinsel attık yapıyor. Yani yazarın kadınla ilişkisi vesaire vesaire diye. Ondan sonra da bir bombayı yaratan dişi kalamarla erkek kalamarın birleşmesini yarattığı enerjinin oraya havaya uçuracak kadar büyük bir etki olması üzerine bir bölüm var. Bu tabii aslında bir de romanın tek kişisi aslında. Yani hemşireyi de sayabiliriz. Çok az kişinin bir roman çünkü diğer rastladığımız şeyler cüceler, düşsel varlıklar. Gerçek kişi bir hemşire çok nadiren sayılabilecek. Tek tük gördüğümüz figürasyon düzeyinde bir doktor ve kendisi. Hani insan da yok aslında ortamda. Dolayısıyla gerçek dünyanın insanlarının da hakkında ne düşündüğü ya da gördükleri karşısında ne nasıl bir tepki gösterdiklerini bilemiyoruz. Burada da işte Mikado şeyi bu Dayı Kokuya'nın neden hedef alındığı, böyle bir bomba yapılması vesaireyle ilgili ilginç bir bölüm anlatıyor ve bunu işte Serum'daki kalamara bağlıyor ondan sonra da. Zaten kalamara dönüşüyor yani kendisi için o. Ondan sonra da olaylar ilerliyor. Bu absürt dramaya, absürt tiyatroya değindin. Hakikaten birçok eleştirmen de ondan bahsediyor. Yani sadece Kafka etkisi değil, aynı zamanda absürt edebi, absürt drama aslında. Daha çok tiyatroda kullanılan bir kavram. Bir de yeni dalga sinemasından önce yeni roman, Fransız edebiyatındaki yeni romanla da bağlantı kurarak okumaktan yana eleştirmenler var. Tabii absürt tiyatronun özelliği şu aslında, yani dünyanın mantıklı bir yer olmadığını ama özellikle de din ve bilim veya diğer ideolojilerin bize sağladığı konforlu, güvenli bir rasyonel alanın olmadığını aslında absürt tiyatronun amacı seyirciye bunu hissettirmek. Yani hiçbir düşünsel konfora sahip değilsiniz dünyayı algılayacakken. Yani ne demek bu? Yani bir referans noktamız var. Bu ilahi bir şey olabilir, ideolojik bir şey olabilir, bir kavramsal küme olabilir ve biz buna dayanarak dünyaya sağlam bir yerden, yani bizim ahlaki evrenimiz çok sağlam ve şimdi dünyayı değerlendiriyoruz. Absürt drama bunun altına oyan ve sürekli sizi, aslında öyle bir şey yok, varoluş bu sizin söylediklerinizden çok daha gizemlidir ve bunu algılamak, anlamak hiç de o kadar kolay değildir derken ama bunu yaparken şey yapmıyor, yani sizi gözyaşlarına boğarak yapmıyor bunu. Yani Kafka'nın ki birazcık öyledir, çok endişeye insanı sevk eder. Yani insanı çok depresif bir ruh haline, sonuçta
dava gibi bir romanı okuduktan sonra insan oradan böyle neşe içinde ayrılamaz. Yani mümkün değil bu işte. Oturur yani. Yani mümkün ama muhtemel değildir zaten o bizim için. Yani mümkün dersin yani. Mümkün bu. Olabilir. Ama absürt drama sizi kahkahayla şey yapmaya çalışıyor. Yani kahkahanın özgürleştiriciliğiyle bu varoluşun çözümsüzlüğüne başa çıkın. Bunu şey yapmaya çalışıyor. Burada da biraz o var. Yani o hani adamın hiçbir şeye şaşırmaması ve bazı durumların aslında komik neredeyse olduğunu görmemiz bununla bağlantılı olabildiği gibi bu Fransız yeni romanı da şey tabii yani nasıl söyleyelim kendinden önceki bütün romanlı geleneklerini ya artık bunların modası çoktan geçti yani o Markiz kapıyı açtı ve şatodan girdi diye başlayan romanları çöpe atabilirsiniz. Yani bu ne demek? Karakter, mekan, zaman, bütün bunlara ilişkin bütün realist edebiyatın kazanımlarını çöpe atalım ve onun yerine bambaşka bir şey yapalım. Ne yapalım? Çok farklı bir şey yapalım. Yani çok anlaşılması zor. Çok meselesi de beni hep bir şey yapmıştır yani. Ama öyle yani yeni romanın şeyi o. Ama bunun yerine ne koyuyor peki? Yani olay örgüsünü mesela reddediyor. Yani yeni roman okurken biz bir Fransız yeni romanı okumaya çalıştığımız zaman bir realist romandaki şeyleri bulamayız orada. Olay örgüsünü bulamayız. Karakter gelişimini bulamayız. Aslında burada da bulamıyoruz bir anlamda. Evet bir olaylar silsilesi oluyor ama ne karakter bizim anladığımız anlamda değişiyor, dönüşüyor, bunlarla ilişki kuruyor. Ne de olayların kendi içerisinde açılan kapılar kapanmıyor, ipuçları bağlanmıyor ya da gösterilen işaret yani duvara asılan tüfekler tam anlamıyla patlamıyor ya da birdenbire başka tüfekler patlıyor. Yeni romanın... Ya da tüfek ıslık çalıyor mesela. Şimdi böyle tuhaf bir şey yapıyor yani bekleneni yapmıyor. İşte yeni roman bu olay örgüsü üstünden karakterin derinleştirilmesi yerine şeyi koyuyor. Nesneler üzerine yoğunlaşmak yani nesneyle insan arasındaki ilişkiyi daha fazla ön plana çıkarmak. Nesneleri listelemek mesela yani onların tek başına orada bulunuyor olmaları bile bir şey ifade ediyor. Şimdi adını unuttuğum bir romancının öyle bir romanı da var. Sen de inanılmaz da çevirmişti. Bir liste yapıyorlar. Şeyde oturuyor Paris'te bir kafede, bulvarda. Üç gün boyunca oradan geçenlerin sadece listesini yapıyor. Bu da bir romandır diyor. Kapandı bunu roman diye yazıp bastırıyor. Tabii bunların hepsi performatif de şeyler bir yandan da. Yani evet o da bir tür gerçekliğin kaydını tuttu. Hani hep diyoruz ya roman gerçekliğin kaydını tuttu. Yani o da tutmuş oldu. Dolayısıyla Kobabe'nin kaynakları içinde sayılan absürt tiyatro, yeni Fransız romanı, yeni dalga Fransız sineması hepsi var aslında. Biraz mesafeliyim fazla lafa girmiyorum. Ama sen benden daha çok etkilenmezsin. O da enteresan. Ben romandan bahsetmiyorum. Yeni roman yani. Yok yeni roman ben de öyle çok zaten de belli bir dönem etkiledi. Çünkü bu yeni aşkıyla ilgili bir şey. Yani yeni kelimesinin bir dönem özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinde diyelim. Yeni kelimesinin büyüleyici bir tarafı vardı. Çünkü dünya değişiyordu. Dünya bir yenilenme içerisindeydi. Ve yeninin iyi bir şey olduğu sanılıyordu. Yani yeni ise tamam. Yeni olması yeter. Yetmiyor. Yeni olması yetmiyor. Yani bir şey inşa etmiyorsa yeni kurtarmıyor. Şimdi bugün yeni dalga evet bir soluk getirdi. Bir sonrakilere imkan tanıdı ama kendi başına var olmayı başaramadı. Yani bir sonraki aşamaya atlık oldu aslında. Yeni roman da öyle oldu. Yani yeni... Ama modernist deneyler hep öyle tabii ki. Oldu. Yani evet, hepsi yani... bir yeni bir kazanım getiriyor. Evet. Ne bileyim mesela bilinç akışı çok zordu ama biz şimdi bilinç akışını çok daha anlaşılır ama bir şekilde anlıyoruz. Ama var olduğu yani çıkıp da yeni tabelasıyla var olduğu biçimiyle süre gelmiyor tabii, zaten. O mutlaka bir evrim geçiriyor ve doğal olması gereken şeklini kendiliğinden buluyor. Bence Kobabe'nin de evrimleşmiş hali Murakami de kendine vücut buluyor zaten ve o yüzden de çok popüler ve şey oluyor. Aynı gerçeküstücülük, aynı varoluşsal problemler, aynı etkiler hatta işte son romanlarından birinin adı sahildeki Kafka'dır sonuçta yani bu etkiyi de çok da saklamıyorlar. Ben bunu okurken bu Murakami ile Kobabe'nin bu Kafka etkilenmesini sonuçta Japon edebiyatı onlar. Dünyanın bir ucunda biz buradayız. Ne de Kafka bize daha yakın. Ama fark etmiyor. Sonra şunu düşündüm. Hani dünya edebiyatını kendi kişisel olarak bir yazara indirgemek söz konusu olsa ben onu Kafka'ya rahatlıkla indirgeyebilirmişim diye hissettim ama bu tamamen dün geceki ruh halimde olabilir yani. Ona emin değilim ama... Sen Dostoyevski'yi bir de okuyup bu sefer de
Tolstoy'a indirebilirim diyebiliriz yani. Nasıl bir ruh haline girdiysen, tamam dedim, Kafka'da hepsi düğünleniyor. Ama bu doğru tabii. Ya şimdi daha geriye gidelim. Shakespeare aslında yani bir yandan da öyle bakarsak o sisleye. Yok, ben başka bir açıdan, yani buradaki bütün o kişisel olanın ifade, yani kişisel olanın gerilimini yansıtmak konusunda diyorum. Yani evet, toplumsal ilişkileri, iktidarlı ve siyaseti falan bir tarafa bırakarak, bireyin mesela bu romandaki hastaneyle ilişkisi, doktorlarla ilişkisi, bir alışveriş merkeziyle ilişkisi, hemşireyle, cinsellikle ilişkisi, bütün o ilişkilerindeki rüyalarla ilişkisi, O tekinsizlik, o güvensizlik, o gerilim noktalarının Kafka'ya hakikaten ve kendimle de çok böyle kesişebildiğini gördüğüm için onu not almıştım. Şimdi benim en sevdiğim bölüme geldik. Yani ben bu bölüme gelinceye kadar bayağı böyle, yani biz bu kitabımı, yani evet olabilir falan diyordum ama bu bölüm çok etkiledi beni. Alevden Dere. Şimdi bu bir kendini bir sahilde buluyor adam yatağıyla birlikte. Ve gene baştan çok böyle basit bir, aynı gerçeküstü hikayelerle kendi küçük kaygılarıyla devam ederken burada bir Jigo Kudani kaplıcaları ve diyor ki zaten ben tedavi için geldim. Orada tam bir bürokrasi yaşanıyor önce başında. Giriş çıkışı belli, saati belli, yararlanma şartları belli ve bu sürekli de şey söylüyor, benim kredi kartım, hastane kartım, paralarım hepsi hastanedeki şeyimde kaldı, sepette kaldı. Arayın ne olur öğrenin, tabii o zaman cep telefonu yok, bir şekilde öğrenin falan diyor. Fakat öyle bir nokta geliyor ki, şimdi bir de kitabın ruhunu anlatan cümlelerden biri var, onu okumak istiyorum. Şöyle diyelim, solu canları spagettiye benziyor diye çiğ çiğ yiyemezsiniz. Ama bu süreçte her aç kalışında yardıma koşan tüp filizi söz konusu olunca akan sular duruyordu. Başkaları neler acaba diye pek dert etmeyeceğime göre oldukça faydalı ve besin değeri yüksek olan bir sebze olduğunu bile söyleyebilirim. Gerçek muhasebe uzmanlarına danışılarak kar zarar hesabı yapılacak olsa bile şu durumdayken kimse çıkıp da zararda olduğunu söyleyemezdi. Onlar bacaklarındaki su ve lenf damarlarında bulunan ak yuvarlarla beslenip fotosentez yaparak karbonhidrat üretiyorlardı. Ben de onları yiyerek enerjiye çeviriyordum. Bu enerji yeterli olduğu zaman bir nevi kendi kendini yeten bir kapalı ekosistem oluşmuş olacaktı. Çok mantıklı. Düşünsenize, dünyanın kendisi de kapalı bir ekosistem değil mi zaten? Eğer ben de bu şekilde küçük bir dünya haline geldiğimi kabul edecek olursam daha neden şikayetçi olabilirdim ki? Aslında bir tür şey, yani kitabın içindeki derin düşünce diyebileceğimiz bir şey. Fakat burada İmdat kulübü üyeleri ve çocuk cinler var. Ve bu bana direkt, yani adam hakkında hiçbir şey bilmeden Hiroşima'ya gönderme yaptı zihnimde. Çünkü neden Nazım Hikmet'in şiirine çok benziyor. Yani burada bu cüce cin, aslında buna ölmüş çocuklar, o sahil deresi sahile gelince cinleşiyorlar. Ve bunların bir imdat korosu, imdat kulübü var. Aynı zamanda bir imdat korosu var. Şimdi saat 8, bunu okuyalım, ondan sonra da kapatırız istersen. Bu öteki dünyanın tepelerinin ardında, ölüler diyarında Say İleresi'nin hikayesi. Kulak verirsen işitirsin, duyulacaktır zavallı yüreklerin sesi. Henüz ikisinde ve üçünde, ya dördünde ya beşinde, 10 yaşına bile gelememiş yavrucakların hepsi. Say İleresi'nin kıyısında bulurlar birbirlerini. Babacım özledim, anneciğim özledim, özlem dolu feryatlarının sesleri. Ne bu dünyanın sesidir, ne de inlemesi. O hüzündür sızlatan etini kemiğini. Kıyıdan taş toplamaktır bu yavrucakların görevi. Yüksek yüksek dikecekler taştan anıt kuleleri. İlk taşı babam için, ikinci taşı annem için, üçüncü taşı da koyacağım memleketteki kardeşlerime, gündüz gözüyle bir başlarına eğlensinler diye. Gün batıp da alacakaranlık çökünce cehennem zebanileri çıkıp soracaktır. Çocuklar ne işiniz var burada diye. Dünyada bıraktığınız ananız ve babanız huzura erin diye dua bile etmeyecek. Sabahtan akşama kadar feryat figan içindeki yakarışları, kendi zalimlikleri, hüzünleri içindir. Ailenizin matemi olacaktır sizin cezanız. Bunun için sakın ama sakın beni suçlamayınız.
Karademir çubuğuyla zevani yıktı bütün küçük kuleleri. O an kıpkızıl yanmıştı kıyıdaki taşlar. Alevler ateşler içinde kalmıştı dereden akan sular. Böylece kemiklerine kadar yanıp kavrulmuştu geride kalan tüm canlılar. Bu gerçekten tüylür ürpertici bir şiir. Hatta bu daha sonra ne olur imdat imdat yardım edin, ne olur ne olur yardım edin diye de bir nakaratı var bunun. Ve bu roman boyunca sürüyor, benim aklımdan evet. Hiç çıkmadı yani. Bayağı evet. Bir uzun evet. Zaman böyle evet. Sürekli kafamın içinde çocuklar imdat imdat yardım edin diye bir de böyle bir orada tabii bu ağır şiirden sonraki sahneler absürt yani. Absürt yani ama çok şey öbür gibi güldürücü değil. Yani bu çok rahatsız edici, çok üzücü, insan içine işleyen. Çünkü orada küçücük çocuklar, işte bir tanesi orada rehberlik yapıyor, kaplıcaya sokuyor, gezdiriyor. Çocuklar anıt yapıyorlar. Neyin anıtı bu? Taşları üst üste koyarak. Hepsi şey, yanık yüzleri, kötü görünümlüler, üstlerinde çok kötü görünen parçalanmış giysiler var. Ve bunlar imdat korusu. Adı imdat korusu. Ve kulübün adı da imdat kulübü. Hatta bir de iş teklif ediyorlar buna. Bir de küçücük bir çocuk mesela gelip, önce bunu gidemezsin amca falan diyor. Buranın saati var, bilmem nesi var filan diye engellemeye çalışıyor girmesini önce. Yani orada da normal bir akış yok ama böyle bir tabii ki Nazım Hikmet'in şiirinin çok büyük etkisi var yani bunu. Evet, bunu bu çok benzerliği de var bir yanda. Son derece etkileyici bir şey ve çocuklar cüce cinlere dönüşüyorlar. Aslında dünyanın karanlık ruhu, dünyanın yok ettiği ya da savaşların yok ettiği çocukların cehennemi gibi bir şey orası ve o onun için Alevden Dere oranın adı ve orada bir yangın var yani zaten şey sürekli bu tekrar etmesi imdat kulübünün korosu imdat imdat yardım edin ne olur ne olur yardım edin yani bu çocuklardan gelen bu yardım çığlığı bunun bir koro haline gelmesi bu. Bir yandan da şeyde unutmayalım aynı zamanda turistik bir merkez burası ve bu çocuklar bu imdat korosuyla gösteri yapıyorlar orada. İmdat Kulübü'nün belli saatlerde turistler için yaptığı da bir gösteri var. Bu da tabii son derece etkileyici bir bölüm. Tabii şimdi bu şiiri tekrar ediyor zaten birkaç kere. Evet, Hiroşima gibi bir felaketi tabii yeterince konuşulamıyor. Konuşacak belki uygun araçları bulmak mümkün olmuyor. Ancak arada sırada hayal edebiliyoruz. Yani öyle iki bomba atılıyor ki bir anda 150 bin kişi buhar oluyor. Falan. Şimdi bunu hayal etmek bile güç ve o 150 bin insanın her birinin 150 bin hikayesinin olduğunu ve bunun nasıl bir travmaya yol açtığını hatta bunu en güzel tabii Hiroşima sevgilim filmi anlatır. Çünkü bunu anlatacak bir dilin olmayışı. Yani öyle büyük bir felaketle karşı karşıyasınız ki onu artık eski araçlarınızla anlatamazsınız. İşte filmin yönetmeni de zaten yazarıyla işbirliği yapar ama yine orada da böyle absürt neredeyse anlaşılması çok güç ve sürekli tekrarlarla ilerleyen burada hemen bir aşk hikayesi üzerine konumlandırılmış bir Hiroşima hikayesi anlatılmaya evet. Çalışılır. Evet. O yüzden etkili olur. Burada evet. Da benzer bir tabii durum. Burada şey geldi aklıma bunu okurken, şimdi sonuçta İkinci Dünya Savaşı'nın iki büyük yenilgisini Japonya ve Almanya aldı. Ve asıl saldırgan olan ülkeler, Japonya Hiroşima'yla yerleşik oldu, Nagasaki ve Hiroşima'yla. Almanya'da aslında dörtte üçü yerle bir edildi. Şimdi Almanya'nın günahlarını bir kenara bırakarak konuşuyoruz bunu. Almanya'nın günahları duruyor arkada. Bu bir türlü fırsatımız olmadı, belki daha sonra işleriz. Sebald. W.G. Sebald, Alman yazar, bence olağanüstü bir yazar. Ne yazık ki 2006'da genç yaşında öldüğü için adamın yazacağı daha muhteşem kitaplardan yoksun kaldık. Onun Hava Savaşı ve Edebiyat diye bir kitabı var. Kitabı tarif etmekte güçlük çekiyorum. Roman değil, inceleme değil, bir anlatı, müthiş bir kitap. Mesela o şunu soruyor. Almanya yenileceği belli olduktan sonra İngiltere tarafından bombalanıyor. Dörtte üçü yerle bir oluyor şehrin. Ve bunun üzerine edebiyatta karşılık arıyor. Ne yazılmış? Ne yazılmış? Bunun üzerine Almanya'nın yok oluşu üzerine ne yazılmış? İkinci Dünya Savaşı Alman edebiyatında nasıl var diye. Üç tane eser buluyor. Üç. Sadece üç. Koskoca Alman edebiyatında üç. Bunların bir tanesi bir askerin anıları. Genelkurmay tarafından basılmış. Hiçbir değeri olmayan ve son derece hamasi şeyler.
Bir tanesi parça parça yazılmış, yazarı da akıl hastanesinde olmuş yanlış hatırlamıyorsam bir. Üçüncüsü de Heinrich Böll'ün bir romanının içerisinde bir parça. Yani ülkeyi yerle bir eden, ülkenin dörtte üçünü yok eden bir tarihi dönem hakkında edebiyat dilsiz. Bunun nedenini araştırıyor, neden böyle diye. Ve şunu buluyor, bir sürü insanla konuşuyor, sosyal uzmanlarla araştırma yapıyor vesaire. Toplumsal bir şok. Çünkü bir sahne anlatıyor, gazetelere yansıyan ya da tanıklıklardan bulduğu sahne. Almanya'nın dörtte üç yerle bir edilince ki büyük Hamburg yangını var, yangın bombaları atıyor İngiltere. Bu arada şunu da ekliyor kitabında, günler sürüyor İngiltere'nin bu kararı alması. Yani mecliste işte ne parlamentoda günlerce tartışılıyor. Almanya'yı bombalayalım mı bombalamayalım mı bu diye. Halbuki Almanya'nın bu kararları alması çok kolay olmuştu diye kendi ülkesinin günahını da çıkarıyor. Ve İngiltere sonuçta bombalamaya karar verdiğinde bir Temmuz günü Hamburg'a bir saldırı ile başlıyor. Daha sonra bütün şehirlere yayılıyor. Hamburg tamamıyla yerle bir oluyor ve yani yanlış hatırlıyor olabilirim bazı şeyleri. Yangın bombaları atıyorlar yaz günü ve arka arkaya bütün bir şehir yanıyor. Ve şehrin büyük çoğunluğu kaçamıyor. Çünkü Almanya yanlış hatırlamıyorsam yanlış olabilir ama 6 milyon civarında insanı bombalamalarda kaybediyor aslında. Yani bu az bir rakam değil. Ve bunlar sivil halk. Ama tabii iki büyük şok var. Bir, bu ağır şok. İkincisi ağır yenilgi. Üçüncüsü günah. Ve günahlarıyla yüzleşemedikleri için de bir dinsizleşme söz konusu. Yani toplumsal zihinde günahımızın bedeliydi susalım. Utanç da olabilir. Fikri var diyor. Tabii utanç aynı zamanda. Çünkü sen de 6 milyon Yahudi'yi toplama kaplarını yok ettin mi? Ve buna hiç de şey olmadın. Yani bunu yıllar içine yayarak kendi hayatını devam ettirerek gayet de keyifli bir şekilde yaptın. Ve bununla yüzleştiğin zaman da susmak durumundasın gibi. Ama bir yanıyla da diyor bu bir taraf olabilir. Ama asıl tarafı toplumun yaşadığı şok. Çünkü o güne kadar kazanacağından emin olduğun bir savaş içerisindesin ve büyük bir bombalama görmemişsin. Ve şöyle tarifler var. Bu kemiklerine kadar yanıp kavrulmuştu diyor ya. Bir düdüklü tencerede haşlanmış gibi haşlanmış insan bedenleri buluyorlar Hamburg'da. Yani kaynar suda haşlanmış. Çünkü yangın bombaları mesela havuzların suyu 150 dereceye çıkıyor. Ya da işte binalarda sumurları patlıyor, sumurlar kaynıyor, çıkamayan insanlar haşlanarak ölüyor vesaire. Yani bir dehşet tablosu. Bir şey anlatıyor gene birinin tanıklığı. İnsanlar kitleler halinde kaçmaya başlıyorlar bulundukları şehirlerden, yangından ve bombadan kaçıyorlar. Kaçarlarken bir küçük bir şehrin birinde tren bekliyor insanlar, milyonlarca insan tren bekliyor ve trenlere üst üste biniyorlar. Yani nereye gittiklerini de bilmiyorlar ve yurtsuzluğun başladığı nokta diye tanımlıyor bunu Zebal. Trene binerken kadınlardan bir tanesini ve bütün yüzler donuktu diyor, yani ifadesiz insanlıktan çıkmış yüzlerdi. Kadının elindeki tahta bavul düşüyor. Bavul açılıyor ve içinden çocuğunun cesedi çıkıyor. İnsanlar varoluşlarını, insan olarak varoluş, çünkü yer yok, yurt yok, ülke yok, artık bir şey yok, tutunacak bir şey arıyorlar ve çocuklarının cesetlerini korumaya çalışıyorlar. Kadın onu bavula koymuş, gittiği yere onu da getirecek. Dolayısıyla bu Kobo Abe'de böyle bir dehşetten çıkmış bir ülkenin yazarı olarak aslında son derece güldüren, eğlendiren bir kitabın içerisinde bize bu tür dehşet verici anları da ya da hatırlatıyor. Yani bu insan olduğunun aslında absürt olan bu nedir yani dünya? Belki de gerçekten yaşamıyoruz, belki de bir rüya hepsi. Böyle bir absürtlüğün içerisinde yaşanan bu acıları da tam romanın göbeğine koyduğu Alevden Dere bölümüyle bize hissettiriyor ve bütün bunların hepsini aklımıza getiriyor. Evet, işte savaş meselesini doğru düzgün tabii. Yani daha doğrusu edebiyat hiçbir zaman masum değil bu konuda. Çoğu evet. Zaman hamasetin emrine giriveriyor ve o zaman da zaten bir propaganda aracına dönüşüyor. Sadece edebiyat değil, sinema, bütün diziler vesaire. Bütün bunlar tabii neye hizmet ettiğini, aslında nasıl bir yıkıma hizmet ettiğini. Belki edebiyat, gerçek edebiyat aradan zaman geçtikten sonra bunu bir biçimde kayda
geçiriyor. Belki işte zevat geçiriyor. Bin kişi bile geçirse kazanç oluyor. Evet yani roman tabii birçok yönü, mesela cinsellik meselesini, pornografiyle ilişkisini falan, kadına bakışını, bütün bunları pek konuşamadık. Aslında onları yani değinmekte fayda var. Bir kişiden bahsedeceğim. Bir tanesi ötanazi, ciddi bir konu. Ötanazi de bir konu, evet o da bir konu. Ötanazi bir konu, bir de... Son bölümde bir hastanede bulur kendini. Evet. Yani böyle bir hızlandıralım. Evet, hızlandıralım, evet. Oraya kadar zaten benzer bir şeylik. O hastanede bizim çok tanıdığımız tipik hastanelerden... Hayır, tabii Amerikalı girer bir de yalnız. Hemşireyle birlikte olur Amerikalı. Amerikalı ötanazi şirketi falan gibi bir şey vardır onun. Ama aslında orada bir adam vardır, bir takım pornografik fotoğraflar. Hastanede. Evet, hastanede. Amerika'da hastaneye gitmeden önce, evet. Kendi hastanede bulmadan önceki şey, orada zaten o ötenazi bilgisini ondan alıyor ki, hastanede bir adamı öldürüyorlar hep, evet, birlikte. Hep birlikte ötenazi yapıyorlar. Ötenazi yapıyorlar. Mesela bütün bunlar da çok ilginç. Bir bölüm okumak istiyorum. Ötenazi hakkında, aslında şimdi ötenaziyi tartışıyor, bir nokta geliyor. Ölmek nedir? Niye yani ölmek irade, kaza ölümü diye bir sonuçta ötenazi ile ilgili bir tartışma başlıyor. Bu Amerikalı'nın adı da killer, öldüren ya da katil. Ama şey bu, hani böyle katil anlamında bir killer değil aslında. Böyle bir hizmet veriyor yani ölmek isteyenlere. Ki bu bundan 50 yıl önce insanlığın düşünemeyeceği bir şeydi. Şimdi Batı ülkelerinin bazılarında bu yasal bir şey. Yani Belçika'ya gidip ötenazi yaptırabiliyorsunuz belli şartları karşılıyorsanız. Ha, Türkiye'de haber vermeden çıkmanız lazım. Ben ölmeye gidiyorum demeden giderseniz orada ötenazi. Maça gidiyoruz zannediyorum. Maça gidiyoruz deyip ölebilirsiniz. Çünkü bazı ülkelerde bazı şartlar altında yasal hale getirilmiş. Şimdi özetle kaza ölümü denen şey çağdaş zaman ölümlerini betimleyen en üst sembolik ifadedir. Bir kaza ölümü açıkça ve intihar iken aynı zamanda açık bir cinayettir de. Kazaya sebebiyet veren de, kaza kurbanı da birbirlerinden ayrılamayan iki kardeş gibidir. Ölümü geciktirmeye çalışırken ölümü hızlandıran ve işte bu girdi çıktı dengesini sağlayan medeniyet dediğimiz şey bir banka hesap cüzdanından başka bir şey değildir. Yani böyle ağır ve insanı sarsan bu absürt hikaye bir anda böyle büyük duvarlarla önümüzü kesiyor ve gerçekten de çok etkileyici oluyor. Bir de tabii bir yandan da dediğim gibi bu gerçekle inşa eden, gerçek hayattan öneriler ya da gerçek hayattan alıntılar da var. İşte bir tanesi şey, Çavuşesku iktidarının yıkılmasından sonra Romanya'da da posta hizmetlerinin sekteye uğradığı biliniyor. Şimdi son derece gerçek, hakikaten mi diyeceğimiz bir yanıyla müthiş bir lezzet katan, yani gerçeklikle kurduğu ilişki anlarında zaten romanda müthiş bir havalanma, bir canlanma oluyor. Üstüne üstlük 8. Kont Dracula'nın dağınık halde mücadele veren gerillaları, Dracula'nın 8. Kont Dracula'nın gerillaları tek çatı altında birleştirerek Transilvanya bölgesinde etkin bir konuma da geçtiğine dair söylentiler de kulağımıza gelmekte. Yani böyle bir müthiş bir ilginç bir dünyayı da oraya sokuyor ki Japonya, Romanya, Çavuşescu, modern dünya, medeniyet, güzel bir şey, kavramların bitiştiği yerler hakikaten çok lezzetli. Evet, yani, hastane bölümünden evet, sonra da bitiriyor. Sonra da evet, hastane bölümünde bir adamla karşılaşacak. Adamın elinde bir sürü küçük fotoğraflar var. Fotoğrafların hepsi pornografik. Bunları satmaya çalışıyor adam ona falan. Sonra anlaşılıyor ki kendi kızının fotoğrafları. Bir yandan da bizi sürekli olarak sınırlara çarpıyor. Ve o fotoğraflardan bir tanesinin tarifinde mesela kızın kafası gözükmüyordur. Partneri de gözükmüyor. Tamamen o yani çıplaklığı ve organları tek tek aslında birer parçaymış gibi anlatılıyor. Orada zaten kahramanın kadınlara bakışında da hep böyle bir parçalılık da var. Yani bunlar nesneleşiyor bir biçimde. Ondan sonra tabii o hastane bölümünde ötenaziye doğru bağlanacak. Ve yer yerde işte anesteziden uyanma sahneleri gibi bizi yine rüya dokusunu iyice götürecek. Son olarak belki şeyi de söylemek mümkün. Bu bedensellik üzerine de çok duran bir kitap aslında. Evet. Yani hep rüya diyoruz ama rüyada çoğu zaman bedenimizi öyle gerçekleştirmeyiz. Ama bu roman içerisinde bedensel acı var.
bedensel duyumlar, duyular son derece işlevsel. Özellikle kendini eski anıları canlandırmak konusunda. Yani bir acı çektiği zaman, yani mesela işte ona bağlanmış olan sidik torbasının patlayıp da ya da dolup da basınçla geriye doğru akarsa korkusu bayağı bir yaşatıyor insana yani okurken. Dolayısıyla böyle bir somut olanla bu soyut olanların birleşmesi çok verimli gidiyor. Kobabe zamanda yani yaşarken de son derece popüler bir yazar. Dolayısıyla onun bir sürü söyleşi falan da yapılmış yazdıklarıyla da ilgili. Onlardan ulaşabildiğim kadarıyla da kendisi de bu yazma sürecini tamamen rüyalara benzetiyor. Hakikaten o yüzden de şey kaygısı yok ya, ben bunları doğru bir kurguya koydum mu, olay örgüsünü iyi sabitledim mi, bunu laf ettim ama Çavuşescu'yu bunu dengeleyecek bir şey var. Hiç öyle bir kaygısı yok. Hakikaten son derece özgür yazıyor. Diyor ki zaten beni diyor edebiyat kuramlarıyla okumaya kalkmayın. Ben edebiyat kuramları üzerine bir şey yazacak olsaydım yazardım. Ben roman yazıyorum. Bu da ilginç geldi bana. Yani edebiyat kuramlarıyla romanlarımı okumayın gibi. Tabii her romancı bunu ister aslında bir yandan da, değil mi? Yani tabii. Her roman aslında benim dünyam, ben bu dünyayı kurdum. Siz kendi dünyanızın herhangi bir aracıyla buna girmeyin. Kendiniz buna teslim olun. Ya diğer iyi roman zaten yeni araç bulmaya zorlar okuyup okuru. Evet, yani özelliği odur bence. Kendi araç setiyle birlikte gider diyebiliriz. Evet, evet. Onu sen ayırıp kullanmayı bileceksin sadece. Şimdi istersen bitirelim. Evet. Son olarak Çocuk Hırsızı, çok son bölümün adı. Evet. Burada da gene Bodam Acaba şiir de yazdı mı bilmiyorum. Çevirisi bile çok güzel. Çocuk Hırsızı. Başarılı bir çeviri aslında. Yani şey bence de bir tek bu için yerine adına kullanması beni biraz bozdu. Evet. Yani bu adına, için kelimesi yerine kullanılan adına var ya, yani su içmek adına bakkala gittim. Ya adına başka bir şey, için başka bir şey. Ve bu dilin bozulması, dilin uğradığı ağır tahribat, bunu inşallah başka bir zamanda konuşuruz ama dilimiz elden gidiyor. Burada da bir sürü yanlış kullanım da gördüm yani. Mesela uçsuz bucaksız demek, sonsuzluk ifade eder. Issız bucaksız diye bir deyim yok. Bu tabi absürt bir kitap olduğu için yakışıyor. Ben ama de öyle bir şey karşılaştım. Ama çok emin olamıyorum bundan. Çünkü sonuçta bu bir çeviri. Türkçe olsa dersin ki yazar bunu böyle yapmak istemiş. Çünkü eğer yazarın absürtlüğüne karşılık gelecekse ona göre nitelemek lazım. Bu Çocuk Hırsızı da çok güzel bir şiir gerçekten. Ve bir festival imgesi var burada. Yani hayat bir festival, hayat bir rüya, hayat bir her şeyin olabildiği ve de olmadığı bir dünya olabilir. Fakat bir bitiş var ve onu bitirip kapatalım istersen. Evet, şey okuyayım mı? Gazete kutusu. Ha sen oku onu, evet. Eskiden çocuk hırsızı çocukları arardı. Şimdi ise numaralandı tüm labirentler. Kalmadı çocukları saklayacak yerler. Bu yüzden emekliye ayrıldı tüm çocuk hırsızları. Şimdi ise çocuklar arıyorlar hırsızları. Kimse hatırlamaz hayatın başlangıcını. Göremez kimse sona eren hayatını. Ama festival başlar. Festival biter. Ne festival hayattır ne de hayat festival. Bu yüzden geliyor çocuk hırsızları. Festivalin başladığı alacakaranlıkta gelecek bir çocuk hırsızı. Tabii sonra imdat yardım edin. Ne olur yardım edin. En sonunda da roman birdenbire bir gazete kupürüyle bitecektir. Ve bütün biz okuduğumuz bu olağanüstü rüya, kabus karışımı, sürreal romanın sonundaki çerçeve içine alınmış gazete kupüründe şunu okuruz. Terk edilmiş tren istasyonunda bir ceset bulundu. Cesedin kaval kemiklerinde jiletle yapılmışa benzer çok sayıda keseye rastlandı. İlk başta istenmeden yapılmış gibi duran bu yaraların ölüm sebebi olmadığı düşünülüyor. Olay hem bir kaza hem de adli bir vaka olarak soruşturuluyor. Kurbanın kimliğini belirleme çalışmaları aksaksız sürdürülüyor. Kurbanın kadının sonunda da böyle bir haberle biter aslında. O da enteresandır. Çünkü 7 yıl ortaya çıkmadığı zaman bir kişi ölü ilan edilir. Dolayısıyla da onu ölmüş varsayarız. Evet. Eğer yani Kobo Abe'yi merak ediyorsanız, Kanguru Defteri gerçekten zorlayıcı bir kitap bence. Evet. Ama Kumların kitabı, çok Kumların kadını çok rahat, buna nazaran çok daha rahat takip edilebilecek bir kitap. Bence daha karanlık bir kitap. Hmm. Daha fazla etkiliyor. Çünkü gerçeklik duygusu daha ön planda. Ama filmini de ben tavsiye ederim. Çünkü çok güzeldi uyarlama. Nefis bir atmosfer çizmişler. Hakikaten romanla birebir diyebileceğim şekilde
filminde bulabilirsiniz. Yani internette zaten artık 1964 yapımı olduğu için rahatlıkla bulunuyor. Bu dönemi de bu şekilde kapatmış oluyoruz. Kanguru defteriyle kapatmış oluyoruz. Gelecek sefer umarız Ekim ayında. İnşallah Ekim ayından itibaren tekrar aynı yerde birlikte oluruz diye umuyoruz. Teşekkür ederim. İyi yazlar diliyoruz. Evet.